Sayın Bozdağ diyor ki milyonlarca seçmene özetle eğer AKP'ye oy vermiyorsanız, eğer mührü Cumhur İttifakı'na basmıyorsanız siz teröre oy veriyorsunuz. CHP'ye verilen her oy teröre gidiyordur dedi. Bununla da kalmadı. 14 Mayıs'ta iki fotoğraf ortaya çıkacak dedi. Hangi fotoğrafı seçeceksiniz? O fotoğraflardan biri ya şampanyalarını patlatıp kutlama yapacaklar ya da alnı secdeye değenler dua edecekler. Kimi sevindireceksiniz diye soruyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Bununla da kalmadı. Dedi ki siz çocuğunuzu, ailenizi Kılıçdaroğlu'na emanet eder misiniz? Yoksa Erdoğan'a mı emanet edersiniz? Hangisini tercih edersiniz? Çocuğunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi teslim etmediklerinize ülkeyi teslim etmeyin. Bir ses açalım arkadaşlar. Biz o sesi size dinletirken lütfen bu konudaki görüşlerinizi iletin. Kimi sevindireceksiniz diye sorarken bu ülkedeki milyonlarca insana teröre destek vermekle suçluyor kim? Bu ülkenin Adalet Bakanı. Neden? Cumhur İttifakı'na mührü basmadığınız için. Kime oy verirseniz verin. AKP'ye, MHP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne, sol partilere, Türkiye İşçi Partisi'ne, TKP'ye, Yeşil Sol Parti'ye, CHP'ye, İyi Parti'ye, Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'ne. Seçiminiz hangi yönde olursa olsun. Adalet Bakanı bugün diyor ki size, vermiyor musunuz kardeşim bize oy? Sizin attığınız her oy teröriste gidiyor. Dinleyelim. Teröre nefes olur Millet İttifakı'na giden her oy. Büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurur oraya giden her oy. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. O yüzden biz yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden genç vücut olmamız gerekir. 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaştık. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Bu ikisinden birini olsunlar bizim elimizde. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz, Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyin. Ülkenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözleri bunlar. Diğer isimlere de bakacağız. Hem Binali Yıldırım'ın hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ne söylediğine. Dinleyeceğiz onları da. Ama Sayın Bozdağ diyor ki kimi sevindireceksiniz? Bir şeyi biliyoruz, ben onu söyleyeyim. Şunu sevindirmek istemiyor bu halk. Çocuğa tecavüz edildikten sonra, bir çocuk istismar edildikten sonra küçüğün rızası vardı diyen isimler bu ülkede sevinmesin istiyoruz. Evet, 14 Mayıs'tan sonra bu isimler sevinmesin. Küçüğün rızası vardı diyen isimlerin yüzü gülmesin mesela. Sayın Bozdağ'a ait bu sözler. Şimdi günün konusu ne? Bunu konuşacağız. Lütfen bu konudaki görüşlerinizi siz de bize iletirseniz beraber konuşalım. Çünkü tüm tuşlara basılmaya devam edilecek bu açıklamalar geliyor. Önce Soylu'dan geldi. Eğer 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanırsa, eğer muhalefet bu seçimi kazanırsa kadınla kadın, erkekle erkek evlenecek. Bir başka açıklama Binali Yıldırım'dan geldi. Sanki bir savaştaymışız açıklamaları geldi. Her birine tek tek bakacağız. Ama bir taraftan da 14 Mayıs'ın kaderini belirleyecek oylar nerede? Bir tarafta da yurt dışından gelecek o oylar, kritik oylar gelecek. Bugün sandıkla o ilk oylar buluştu. Seçimin kaderini nasıl etkiler? Katılım nasıl olacak? Bunu soracağız, gideceğiz bölgeye. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunu var mı yok mu o tartışılırken biliyorsunuz canlı yayın bir anda yarıda kesilmişti. 10 dakika sonra devam etmişti. Ardından dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğine ilişkin bazı asılsız iddialar gündeme geldi. Bunlar yalanlandı İletişim Başkanlığı tarafından ama bugün ilk kez bu sağlık sorunlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki törende katılamayacak. Oraya gidecekti. Mersin mitingi de iptal oldu ama online olarak katılacak o toplantıya ve ilk kez göreceğiz kendisini. Orada da yaşanacaklar da önemli bir taraftan Putin'in mesajını da sizlerle paylaşacağız. Ve Kılıçdaroğlu'nun siz kimsiniz mesajı tam da bugün Bozdağ'ın açıklamalarıyla örtüşen bir mesaj bu. Siz kimsiniz diye seslendi Kılıçdaroğlu.
Dedi ki biliyorduk bu sürecin zorlu geçeceğini, tüm bunların yaşanacağını da biliyorduk ama muhalefete karşı bir savaş açılmış durumda. Kirli propagandalarını yürütmeye başladılar. Esas soru şu, biz de bugün o sorunun peşine düşeceğiz. Bu kirli oyunun, kirli işlerin arkasında kim var? Kılıçdaroğlu dedi ki çeteler var, sadece onlar da yok. Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin yürüttüğü vakıflar da var. Peki hangi oyunlar, hangi kirli oyunlar olabilir? O kirli oyunlardan birini gördük biz geçtiğimiz günlerde. Bir matbaada basılan, eğer gelirsek CHP seçilirse APO'yu serbest bırakacağız. Kimin olduğunu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıkladı. Gençlik kollarından, AKP gençlik kollarından iki isimdi. Peki onlarla ilgili harekete geçilecek mi? Buna da bakacağız. Ama önce ilk oylar sandıkta buluştu dedik. Seçimlere bir bakalım, devam edelim. Görüntüler İstanbul Havalimanı'ndan, yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanacağı noktalardan biri. Sandıklar hazır. Oy kullanma işlemi başladı. Avrupa'da seçim heyecanı Türkiye'den önce başladı. 14 Mayıs seçimlerinin artık son kilometreleri. Yurt dışında yaşayan 3.416.098 seçmen bugün sandık başında. Bunlardan 277.646'sı ilk kez oy kullanacak. En fazla seçmen Almanya, hemen takibinde Fransa ve Hollanda var. Belçika ise 4. sırada. Ülkelere göre seçmen sayılarına bakıldığında en az seçmeni bulunan ülke 581 seçmenle Brezilya, Nijerya'da 584, Türkmenistan'da 635, Belarus'ta 643 ve Slovakya'da 642 seçmen yer alıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanabilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi hafta sonu yerel saatle 9 ile 21 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise sabah 9'dan 18'e kadar yapılabilecek. Siyasetçilerden de sandık uyarısı yapıldı. Tip lider Erkan Baş yurt dışında oy kullanacak seçmenlere seslendi. Gidin, oyunuzu kullanın. Bir oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek için kullanın, Kılıçdaroğlu'na gitsin. Bir oyunuzu da mecliste sizin sesiniz için kullanın. Türkiye İşçi Partisi için kullanın. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da yurt dışında yaşayan seçmenleri sandık konusunda uyardı. Değerli kardeşim, oy kullanmak için lütfen şimdiden tüm işlerinizi ayarlayın. Unutma, senin oyunla ülkenin kaderi değişecek. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu'nun da yurt dışındaki seçmene çağrısı vardı. Tüm vatandaşlarımızı demokratik değişimin yanında olmaya davet ediyorum notuyla. Yurt dışı oylar diplomatik kuryelerle Ankara'ya gelecek. Bu oylar yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlığınca Ankara'daki Ato Kongresyum Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de 14 Mayıs pazar günü saat 17'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Evet, ilk oylar sandıkta buluştu dedik. Oradan gelecek oylar kritik. Çünkü bazı milletvekillerinin seçilip seçilememesine de aslında o oylar belirlemiş oluyor. Bir gidelim Berlin'e. Cumhuriyet Halk Partisi Berlin Başkanı Kenan Kolat bizimle. Sayın Kolat, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Bizi de burada heyecan daha başlamadı. 14 Mayıs'ta başlayacak. Sizde başladı. Hem ilk izlenimleri hem de öngörüleri aslında alalım. Katılım nasıl? Nasıl olacak? Önceden nasıl konuşulmuştu? Evet, ben seçim alanındayım. Arka tarafım işte o sandıkların saklanacağı, çuvalların saklanacağı yere giriş kapısı. Onun için böyle garip bir yerden size ulaşıyorum alanda olduğum için. Sabah saatlerinde biz 7.30'dan itibaren sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz de buradaydık. Bütün sandıkları kontrol altında tutuyoruz. Ortada da çok yoğun bir katılım var. Muhalefet partilerinin de burada işbirliğiyle yoğun bir şekilde alana hakimiz. Sabahtan beri çok yoğun bir katılım oldu. Şimdi biraz azaldı. Ancak 10 sandık var. 10 sandıkta vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Ufak tefek tartışmalar oluyor tabii. Ama bunlar seçimlerin cilvesi. Şunu söyleyeyim. Sandıklara gidiş, yani sandığa katılım, seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa o zaman Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı da o kadar çok artacak. %50 olan oy oranını hedefimiz %70'lere 80'lere çekmek. Kenan Bey, ufak tefek tartışmalar oluyor dediniz. Her zaman olur seçim günü o tartışmalar ama bir taraftan da çok büyük bir oy pusulası var. 1 metre gibi bir oy pusulası. Orada bu çok tartışma yarattı mı? İnsanlar tedirgin oldu mu katlanmasında, aman oyum geçersiz olur diye? Çünkü ilk örnek oradan gelmiş oldu şimdi. Doğru. 1 metre. Biz televizyonlarda, programlarda, sosyal medyada bunu anlattık ve dedik ki sağ tarafından itibaren 5 tane sayın, işte Cumhuriyet Halk Partisi orası, oraya basın dedik. Veya elinizi açın böyle,
sağ taraftan böyle koyduğunuz zaman baş parmağınızın geldiği yer Cumhuriyet Halk Partisi. Görmeyenler için bunları anlatıyoruz ve çok etkili oluyor. Katlama konusunda bir sorun yok. Bu mühürler kuru mühürler. Ben de kendim biraz önce oyumu kullandım. O anlamda böyle bir geçişkenlik söz konusu değil. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, oralara takılmasınlar. Bizim en önemli görev